Merhaba efendim, İçel TV'ye ve Radyo Klas'a hoş geldiniz. Mersin'de yaşanan gelişmelerle birlikteyiz değerli seyirciler. Efendim, Mersin'de sabah saatlerinde operasyon gerçekleştirildi. Mersin Emniyet Müdürlüğü yasa dışı dinlemelerle ilgili olarak Mersin'de ikinci dalga operasyonunu gerçekleştirdi ve elimize ulaşan son bilgilere göre eş zamanlı birçok ilde gerçekleştirilen operasyonlarda 50 kişi gözaltına alındı ve Mersin haricindeki illerde gözaltına alınan kişiler de ilerleyen saatlerde Mersin'e getirilecek. Mersin'de gözaltına alınan kişiler de bugün sağlık kontrolünden geçirildiler devlet hastanesinde ve Mersin Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüler. Bu kişiler arasında 30'u aşkın emniyet mensubu da bulunuyor ve sivil vatandaşlar da var. Ayrıca değerli seyirciler, Mersin'de bu operasyon birçok ilde de eş zamanlı olarak gerçekleştirildi ve ayrıntılar haberimizde efendim. Mersin Emniyet Müdürlüğü yasa dışı dinlemelerle ilgili yürüttüğü soruşturmada ikinci dalga operasyonunu gerçekleştirdi. Neden gözaltına alındınız? Ne iş yapıyorsunuz siz? Ben gazeteciyim ben de. Yara gazeteciyim. Özellikle GDO üzerinde çok üzerine yazılar yazdık. Muhtemelen onunla ilgili ya da siz polislere gidiyorsunuz, onlara GDO kurbanı oldu. Evet. Mersin'le Ankara, İstanbul, Çorum, Antalya, Adana, Denizli, Eskişehir, Diyarbakır, Hatay, Kahramanmaraş, Kayseri, Muğla, Samsun, Siirt, Urfa, Şırnak ve Van ile Kilis'te düzenlenen operasyonlarda aralarında emniyet mensuplarının da bulunduğu 50 kişi gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında 40'ın üzerinde emniyet mensubu hakkında gözaltı kararı olduğu öğrenildi. Alınan bilgilere göre Mersin Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri haklarında gözaltı kararı olan emniyet mensuplarının evlerinde de sabah erken saatlerde arama yaptı. Gözaltına alınan ve aralarında daha önce görevden uzaklaştırılan polislerin de bulunduğu şüpheliler sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Mersin Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Diğer kentlerde gözaltına alınanların da Mersin'e getirileceği açıklandı. Bu konuyla ilgili gelişmelere ilerleyen dakikalarda ve saatlerde haber bültenlerimizde yer vereceğiz. Ayrıca bu konuyla ilgili değil sadece Mersin'le ilgili bütün gelişmelere de www.intermersin.com sitemizden de yaşanan bir gelişme olduğunda anında ulaşabilirsiniz diyoruz efendim. Ve diğer bir konuya geçiyoruz. Diğer bir konu ise Gezi olayları. Hatırlayacaksınız, İstanbul'da Taksim'de Gezi Parkı'nda yaşanan olaylar tüm Türkiye'ye yayılmıştı. Ve işte Gezi Parkı'nda yaşananların yıl dönümünde Türkiye'nin birçok noktasında anma eylemleri düzenlendi. Mersin'de de yapıldı. Mersin'de bir araya gelen grup Gezi Parkı eylemlerinin ikinci yıl dönümü nedeniyle protesto yürüyüşü gerçekleştirdi. Yenişehir ilçesinde bulunan bir alışveriş merkezi önünde toplanan yaklaşık 500 kişi sloganlar atarak yürüyüşe geçti. Bir ağaç öldü, halklar uyandı yazılı pankart açan grup çeşitli sloganlarla Adnan Menderes Bulvarı üzerinde bulunan Özgecan Barış Meydanı'na geçti. Meydanda slogan atarak eylemlerine devam eden grup adına bir konuşma yapan BES Şube Başkanı Yusuf Kaya şunları söyledi. Burası 2013. 11 yıldır ülkede hüküm süren AKP'nin zulüm ve baskı düzenine karşı gelişen tepki ve itirazlar Türkiye'nin dört bir yanına dalga dalga yayılarak halk direnişine dönüşmüştü. Sokak sokak, mahalle mahalle tüm ülkeye yayılan direniş sadece Gezi Parkı'nın değil, bütün bir ülkeyi sermayenin talanına açan yıllardır emek ve demokrasi düşmanlığının bayraktarlığını yapan, tüm özgürlük ve demokrasi alanlarını daraltanlara karşı halkın yükselen tepkisinin ifadesiydi. Gezi direnişi, Türkiye halklarının, emekçilerinin, gençlerinin, bilim insanlarının, akademisyenlerinin, kadınlarının baskı, zulüm, yok sayma ve ötekileştirme politikası yürüten AKP iktidarına karşı özgürlüğün, barışın, kardeşliğin sesi olarak sokaklara taşan bir halk isyanı oldu. Açıklamanın ardından grup meydanda canlı müzik eşliğinde eylemlerine devam etti ve bir süre sonra olaysız bir şekilde dağıldı. Efendim, bisikletiyle tüm dünyayı gezmek için Fransa'dan yola çıkan bir Fransız vatandaşı tam 42 ülkeyi gezdi.
ve bu gezilerinde başına hiçbir olay gelmedi. Ve Türkiye'ye geldi, Marmaris'te güvenlik şeridinde seyahat ederken bisikletiyle birlikte bir otomobilin arkadan kendisine çarpması sonucunda hayatını kaybetti. İşte bu olay Mersin'de bisiklete gönül veren Mersin Bisikletliler Derneği tarafından protesto edildi. Mersin Bisikletli Gezginler Derneği üyeleri Fransız vatandaşı 58 yaşındaki Christian Jean-Auguste Niafi'nin 42 ülkeyi bisikletiyle gezdikten sonra gelmiş olduğu Marmaris'te emniyet şeridinde giderken bir otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetmesini protesto etti. Yenişehir ilçesi Piri Reis Mahallesi 1104 sokakta bir araya gelen dernek üyeleri giydikleri beyaz tişörtleri kırmızıya boyayarak bisikletli ölümler dursun, yaşam hakkıma dokunma, kaportam bedenimdir, çarpma, yaşam hakkıma saygı göster ve bisikletliyi fark edin tişörtleriyle Emekliler Parkı'nın bulunduğu Silifke Caddesi'ne geçti. Dernek üyeleri daha sonra trafik polislerinin eskortluğunda bisikletleriyle yola çıktı. Yol boyunca trafikte ilerleyen bisikletliler sürücülerin kendilerini fark etmesi için zil ve düdük çalarak Gazi Mustafa Kemal Bulvarı üzerindeki Pozcu Kavşağı'na geldi. Bir kilometre pedal bastıktan sonra yol kenarında kaldırıma çıkan bisikletliler beraberlerinde getirdikleri dövizleri açarak sloganlar attı. Burada bir açıklama yapan Bisikletli Gezginler Derneği Başkanı Ahmet Salih Özenir şöyle konuştu. 42 ülkeyi gezdikten sonra ülkemize gelen Fransız bisikletli Christian Jean-Auguste Niafi Muğla Marmaris'te yoğun trafik yolun emniyet şeridinde bisikletini sürerken arkasından gelen bir otomobilin sürücüsü tarafından katledildi. Bu Fransız ve daha önce çarpılarak öldürülen bisikletli dostlarımızın suçu neydi? Halbuki yollar hepimizin. Yollar ortak yaşam alanımız. Yolları saygıyla paylaşmalıyız. Bunu sadece biz söylemiyoruz. Yasalar da söylüyor. Biz bisikletliler her geçen gün artıyoruz. Yollarda daha çok dolaşıyoruz. Çünkü bisiklet sürmeyi çok seviyoruz. Yani bizleri her geçen gün yollarda daha fazla göreceksiniz. Ortak yaşam alanımız olan yolları paylaşmaya çalıştığımız, taşıt sürücülerinden isteğimiz ve beklentimiz bisikletliyi fark etmeleri, bisikletlinin yaşam ve ulaşım hakkına saygı göstermeleridir. Unutmamalarını istediğimiz şey bisikletlinin bedeninin aslında onun kaportası olduğudur. Gerektiğinde frene basarak bisikletlinin yaşam hakkına saygı gösterilebileceğinin unutulmamasıdır. Trafik cinayetlerinde kaybettiğimiz tüm bisikletli dostlarımızı rahmetle anarken bir kez daha söylüyoruz. Bu yollar hepimizin, yollar ortak yaşam alanımız. Saygıyla, yolları saygıyla paylaşmalıyız. Fransız Niafi'nin ölümünü protesto etmek hem de taşıt sürücülerinin bisikletlilere karşı dikkatlerini çekmek amacıyla gerçekleştirilen eylemde trafik kazalarında yaşamlarını kaybedenlerin anısına üzeri kırmızı boyayla boyanan dev bir bez yere serildi. Ardından da eyleme katılanlar bisikletleriyle birlikte yere yatarak 10 dakika bekledikten sonra olaysız dağıldı. Ve yerel gazetelerimize geçiyoruz efendim. Yerel gazetelerimizden ilk olarak bakacağımız gazete Akdeniz. Akdeniz gazetesi birinci sayfasında rekabet şansı arttı başlığını atıyor. Mersin serbest bölgesinde sevindirici bir gelişme yaşanıyor. Türkiye Serbest Bölgeler Platformu Başkanı Ekrem Sağlam, Mersin Limanı ile Mersin Serbest Bölgesi arasındaki koridorun yeniden açılmasıyla Ardiye ve Navlun maliyetlerinin düştüğünü ve dünya üzerindeki rakipleriyle ekonomik anlamda rekabet güçlerinin arttığını dile getirdi ve konunun önemine yönelik açıklamalarda bulundu. Ayrıntılar Akdeniz Gazetesi'nde. Akdeniz Gazetesi'nden diğer bir gazetemize geçiş yapacağız değerli seyirciler ve Yeni Güney Gazetesi'ne geldiğimizde Yeni Güney Gazetesi 15 milyar
dolar işbirliği başlığını atıyor. Vali Özdemir Çakacak, Hollanda ve Türkiye arasındaki ekonomik işbirliği hacminin 7 milyar dolar civarında olduğunu belirterek, Hollanda ve Türkiye arasındaki ekonomik işbirliği hacmini 15 milyar dolara çıkarmak istiyoruz dedi. Bu konuşmayı Hollanda Ankara Büyükelçisi'nin Mersin ziyaretinde dile getirdi değerli seyirciler ve Hollanda Büyükelçisi de biz Mersin hakkında yeterli bilgiye sahip değiliz. Hollandalı yatırımcılar Türkiye'nin güney bölgeleri ve İç Anadolu bölgesi hakkında yeterli bilgiye sahip değil. Bu bilgi açığı eğer kapatılabilirse Hollandalı yatırımcılar Akdeniz'e, Mersin'e de yatırım akıtabilirler açıklamasında bulundu efendim. Devam ediyoruz değerli seyirciler ve diğer bir yerel gazetemize geleceğiz. Geldiğimiz yerel gazetemiz Hakimiyet. Hakimiyet gazetesi muayene olamayınca isyan etti başlığını atıyor efendim. Mersin'in Erdem ilçesinde yaşayan 40 yaşındaki Erdal Çalışkanel gitmiş olduğu hastanede sosyal güvencesi ve parası olmadığı için muayene olamadığını ileri sürerek paramız yoksa ölelim mi diyerek isyan etti. Ve hastane yönetimini Erdemli Hastanesi'ni de savcılığa verdi. Hakkında suç duyurusunda bulundu ve 50 bin TL'lik maddi 1 TL'lik de manevi tazminat davası açtı. Bu davaları kazandığında da bu parayı tamamen yetim ve öksüz çocuklara bağışlayacağını dile getirdi. Ayrıntılar Hakimiyet gazetesinde ve Erdemli Hastanesi Devlet Hastanesi Başhekimliği'ne de bu konuyla ilgili görüş sorulduğunda Genel Sekreterlik bu konuyla ilgili bir açıklama hafta içi yapacak cevabı alındı efendim. Ve Hakimiyet gazetesinden diğer bir yerel gazetemize İMC'ye geldiğimizde İMC Gezi 2 yaşında başlığını atıyor ve ayrıntılarda şöyle diyor. Mersin'de Emek ve Demokrasi Platformu'nun çağrısıyla bir araya gelen yüzlerce kişi Taksim Gezi eylemlerinin ikinci yıl dönümünde yürüyüş gerçekleştirerek eylemde hayatını kaybedenleri andı diyor ve hafta sonu Özgecan Barış Meydanı'nda gerçekleştirilen anma töreninin ayrıntıları yer alıyor İMC gazetesinde. İMC'den geliyoruz Haberci'ye. Haberci gazetesi tanıtımda sınıfta kaldık başlığını atıyor ve diyor ki Türkiye'nin Hollanda Büyükelçisi Ron Keller, Mersin ve Adana başta olmak üzere Türkiye'nin güneyinin yurt dışında iyi tanıtılamadığını, bu nedenle de Hollandalı firmalar başta olmak üzere orta ve büyük ölçekli Avrupa'daki firmaların Türkiye'nin güney illeri hakkında ön yargılı davranarak yatırım yapmadıklarını dile getirdi. Mersin Valiliğini ziyaretinde diyor Haberci gazetesi. Ayrıntılar Haberci'de efendim. Diğer bir yerel gazetemize Çukurova'ya geldiğimizde Çukurova'da da Erdemli'de yaşanan olay manşette yer alıyor. Paran yoksa sağlıkta yok başlığıyla. Muayene olamayınca suç duyurusunda bulundu. Erdemli ilçesinde yaşayan 40 yaşındaki Erdal Çalışkanel gitmiş olduğu Erdemli Devlet Hastanesi'nde sosyal güvencesi ve parası olmadığı için paran yoksa muayene de yok denilerek tedavi edilmediğini öne sürerek hastane yönetimi hakkında suç duyurusunda bulundu. Kendisine sıra dahi verilmediğini iddia etti. Ayrıntılar Çukurova gazetesinde de yer alıyor. Ve efendim Çukurova Gazetesi ile yerel gazetelerdeki haber turumuzu sona erdirdik. İnternet sitemize geliyoruz. intermersin.com sitemize geliyoruz. intermersin.com sitemizdeki başlıklar şöyle efendim. Kamil Furtun için 15 dakika doktorlar tüm Türkiye'de olduğu gibi Mersin'de de iş bıraktı diyor. Ve Samsun'da bir hasta tarafından silahla öldürülen doktor Kamil Furtun için Mersin'de Devlet Hastanesi önünde Mersin İl Sağlık Müdürü Doktor Hayrettin Başarılı ve İl Halk Sağlığı Müdürü Aytekin Kemik'in ortaklaşa ve hastane çalışanlarının, sağlık personellerinin ortaklaşa yapmış oldukları basın açıklamasının ayrıntıları yer alıyor. intermersin.com sitesinde Mersin'de doktorlar Samsun'da silahlı saldırı sonucunda hayatını kaybeden meslektaşları operatör doktor Kamil Furtun için 15 dakika iş bıraktı. Mersin İl Sağlık Müdürlüğü'nün düzenlediği eylemde sağlık çalışanlarına yönelik şiddet protesto edildi. Doktorlar uğradıkları şiddet sonucu hayatını
hayatını kaybeden tüm sağlıkçılar için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu ve Mersin İl Halk Sağlığı Müdürlüğü'nün yapmış olduğu basın açıklamasında da bu soruna dikkat çekildi ve bu sorunun çözüm yollarına yönelik de öneriler aktarıldı diyor haberimiz. ayrıntılar.intermersin.com'da efendim. Ve diğer bir haberimize geldiğimizde değerli seyirciler, diğer haberlerimize de yer veriyoruz intermersin.com sitesinde. Ve şöyle bir başlık var: Mersin için çalışacağım diyor Cumhuriyet Halk Partisi'nin 4. sıra milletvekili adayı Mustafa Baysan, meclise girmesi durumunda farklı bir milletvekili olacağını belirterek, ben atama yaptıran bir milletvekili olmayacağım. Ben Mersin'in bütün sorunlarına çözüm bulmak için çalışacağım ve Mersin'in bir bütün olarak gelişmesi, markalaşması için çaba göstereceğim dedi. Mustafa Baysan Akdeniz ilçesi muhtarlarıyla bir araya geldi. Bu birliktelikte yapılan konuşmanın ayrıntıları intermersin.com'da efendim. Diğer bir haberimize geçiş yaptığımızda siyaset dünyasından devam ediyoruz. Siyasi partiler Mersin'de çalışmalarına devam ediyorlar değerli seyirciler ve diğer bir haberimiz ise şöyle bir başlık taşıyor: mazlumların umudu olduk diyor ve AK Parti Mersin milletvekillerinin seçim çalışmalarına, bu çalışmalar kapsamında yapmış oldukları ziyaretlerdeki konuşmaların ayrıntılarına yer veriyor haberimiz. Muhalefet partilerinin kafalarının sadece kumpas ve şeytanlığa çalıştığını ifade eden AK Parti Mersin milletvekili adayı Mustafa Gültak, muhalefet partilerinin yüreğinde millet sevdası yok. Onların kafası sadece kumpasa ve şeytanlığa çalışıyor. Bu millet Cumhurbaşkanlığı seçiminde nasıl ki çıtayı başlarına yıktıysa muhalefetin, 7 Haziran seçimlerinde de onları sandığa gömecektir dedi. Ve Mustafa Gültak, Yılmaz Tezcan, Muhsin Kızılkaya, Arif Yıldırım, Mehmet Emin Kaplan, Mehmet Taşkıran'ın Mersin'de Mersin Sebze ve Meyve halinde esnaf ziyareti sırasında yapmış oldukları konuşmaların ayrıntıları yer alıyor intermersin.com sitesinde diyoruz ve devam ediyoruz sitemizden haberlere değerli seyirciler. Ve diğer haberlerimiz tabii ki gün içerisinde güncelleniyor ve önemli bir gelişmeye hemen intermersin.com sitesinden ulaşabilirsiniz diyoruz. Ve Cumhuriyet Halk Partisi Mersin Milletvekili ve aynı zamanda Mersin Milletvekili adayı olan Profesör Doktor Aytu Atıcı'nın bir haberi var kendisiyle ilgili. CHP Mersin Milletvekili Aytu Atıcı, Mersin'de çarşamba günü Kültür ve Turizm Bakanı Ömer Çelik'in katılımıyla gerçekleştirilen devlet su işlerine ait 16 tesisin temel atma törenine devlet su işlerinde çalışanların katılımının AK Parti tarafından zorunlu kılındığını öne sürerek, kurum tarafından personele gönderilen resmi yazıyı da basına gösterdi diyor. Ve yazıda şu ifadeler yer alıyor: 27.05.2015 çarşamba günü saat 18'de Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Ömer Çelik'in katılımıyla kurumumuza ait 16 adet tesisin temel atma töreni Mersin Marina Amfiteyatro alanında yapılacaktır. Tüm personelimizin anılan törene katılması zorunlu olup gereğini önemle rica ederim. Mehmet Güneş Şube Müdürü imzasıyla. Ayrıntılar intermersin.com sitesinde diyoruz. Ve diğer bir haberimize geliyoruz. Tabii diğer haberimizde Mersin'de bugün sabah saatlerinde Mersin'le birlikte de birçok ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonun ayrıntıları yer alıyor. Bu konuyla ilgili gelişmelere intermersin.com sitesinde de ayrıntılarıyla ulaşabilirsiniz diyoruz değerli seyirciler. Ve bir spor haberine geliyoruz. Spor haberimiz şöyle: Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası karşılaşmaları atletizm alanında Mersin'de Nevin Yanıt Atletizm Pisti'nde gerçekleştirildi değerli seyirciler. Ve bu önemli uluslararası turnuvaya 350'den fazla sporcu, 200'den fazla teknik adam katıldı. Ve Nevin Yanıt Atletizm Pisti'nde gerçekleştirilen bu uluslararası müsabaka hem Mersin'in tanıtımına hem de Türkiye'nin tanıtımına artılar sağladı. Bu şampiyonayla ilgili bilgiler haberimizde yer alıyor. Ayrıca Mersin İdman Yurdu'yla ilgili bilgiler de yer alıyor sitemizde. Hatırlayacaksınız, Mersin İdman Yurdu cumartesi günü, Tevfik Sırrı düzeltiyorum, Mersin Stadyumu'nda yapmış olduğu maçla
İstanbul Başakşehir'i konuk etti ve karşılaşma 2-2 sona erdi. Ve karşılaşma sonucunda Mersin İdman Yurdu Süper Ligi 47 puanla 7. sırada tamamladı ki zaten hedef buydu. Mersin iyi bir yerde bitirdi Süper Ligi ve İstanbul Başakşehir ise 4.'lüğe yükseldi puan cetvelinde ve Türkiye'yi UEFA kupalarında temsil etme hakkı kazandı. Ayrıca Mersin İdman Yurdu'nun tesisleşme sorunuyla ilgili Ali Kahramanlı'nın yapmış olduğu açıklama da ayrıntılarıyla sitemizde yer alıyor diyoruz. Ve devam ediyoruz intermersin.com sitemizden. Şöyle bir haberimiz var. Atıf Yılmaz ödülleri, kısa film ödülleri sahiplerini buldu diyor. Mersin Üniversitesi ve Mersin'deki bir alışveriş merkezi tarafından bu yıl dördüncüsü gerçekleştirilen Atıf Yılmaz kısa film yarışmasında ödüller sahiplerini buldu. Ve kürsüye gelen oyuncu Deniz Türkali duygulu bir konuşma yaptı. Türk sinemasının usta yönetmeni Atıf Yılmaz anısına düzenlenen yarışmanın ödül törenini ödül törenine Mersin Üniversitesi yetkilileri, alışveriş merkezinin yetkilileri ve film yarışmasına katılan yarışmacılar, sanat adamları ve Mersin İl Kültür ve Turizm Müdürü Bahattin Kabahasanoğlu katıldı diyor. Ve bu kısa film yarışmasında hangi filmler ödülleri aldı? Ayrıntılar intermersin.com sitemizde diyoruz efendim. Ve devam ediyoruz değerli seyirciler. Diğer bir haberimize geçiş yapacağız. Diğer bir haberimiz ise sitemizde şöyle bir başlık taşıyor. Kazayı protesto ettiler diyor ve bisikletli gezginlerin yapmış oldukları eylemin ayrıntıları yer alıyor ki az önce sizlere ulaştırdık. Ayrıca gezi olayları için gerçekleştirilen anma töreninin ayrıntıları da yine sitemizde ve Mersin'de ve Mersin'le birlikte birçok ilde gerçekleştirilen operasyonun ayrıntıları da yine sitemizde diyoruz. Değerli seyirciler ve kültür sanatta gerekse sporda gerekse yaşama dair konulardaki bütün ayrıntılar, siyaset dünyasında Mersin'de yaşanan bütün gelişmeler intermersin.com adresinde diyoruz. Ayrıca İçel TV'yi sitemizden de çok net bir şekilde takip edebilirsiniz. Sitemize geldiğinizde değerli seyirciler sitemizde sağ üst köşede İçel TV butonunu görüyorsunuz. Buraya tıkladığınızda İçel TV'yi de çok rahat bir şekilde izleyebilirsiniz. 7/24 yayınlarımızı takip edebilirsiniz diyoruz efendim. Ve değerli seyirciler bugün de İçer TV'de İçer Gündemi programının sonuna geldik. Programımızı aynı zamanda Radyo Klas'tan da eş zamanlı olarak sizlere dinlettik. Ve bir hatırlatmada bulunalım efendim. Yarın 2 Haziran tarihinde Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Mersin'e geliyor. Kendileri Mersin'de Tevfik Sırrı Gür Stadyumu'nda saat 18.30'dan itibaren Mersinlilere hitap edecek. Biz de İçer TV olarak orada olacağız ve Sayın Kılıçdaroğlu'nun konuşmasının öncesinde ve sonrasında vatandaşlarla ve gazetecilerle ve siyasi kişilerle yapacağımız röportajlarla Sayın Kılıçdaroğlu'nun Mersin ziyaretini değerlendireceğiz, seçimi değerlendireceğiz efendim. Ve 3 Haziran tarihinde de saat 16.30'da da Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan Mersin'e geliyor. Kendileri de yine Tevfik Sırrı Gür Stadyumu'nun önündeki alanda Mersinlilere hitap edecek. Ve bu olayda da biz orada olacağız. Sayın Cumhurbaşkanı'nı canlı olarak takip edeceğiz ve kendilerinin konuşmasını İçel TV'den sizlere ve Radyo Klas'tan sizlere canlı olarak aktaracağız diyoruz efendim. Ve bugün de programımızı sona erdiriyoruz. İçer TV'de kalın, hoşça kalın.